Şey söyleyeyim mi? Şu an bulut gitti. Bulut yok abi. Güneş böyle kalır. İkna olamıyor. Lan sabah bile kayıt tamam mı? Evet. Ay kendimi keseceğim. Hiç yapmamaktan iyi en azından. Değil mi? Teşekkür ederim abi. Geleceğim. İnşallah. Bırakmasının en temel sebebi bu zaten. Çok kısa sürede çok hızlı yol kat etmek istiyor. Evet. Öyle bir dünya yok. Yani mesela örnek veriyorum 2 yılda kilo almış. Ben bunu 1 ayda vereceğim. Olur. Ya böyle bir şey olamaz işte. Yağ yakımını öyle keza aynı şekilde. Maraş'ta ne baklavalar vardı yiyemedim Veli. Psikolojim bozuldu senin yüzünden. Hepsi. Sandalye ayaklandı. Bir elini öpeyim diye. O diyor ki bana şu hareket çok iyi geliyor. Bu hareket diyor çok iyi. Ya o hareket çok iyi değil. Sana iyi geliyor. Yani diğerine iyi gelmeyebilir. Abim. Veli. Özledin mi? Özledim. Vallahi ben de özledim abi. Ne haber, nasılsın? İyiyim vallahi, bir tadilattan çıktım. Üstüne bayram. Nasıl geçti bayram, nasıl geçti? Memleketteydim. Bayram zordu be. Evet. Kahramanmaraş'taydım. Çok izlenmişiz Maraş'ta. Fazlasıyla. Ama ailelere iyi örnek olmuşuz. En azından çocuklar şimdi artık protein tozu kullanabiliyor. Gönül rahatlığıyla. Evet. Aileler ikna olmuş. Abi ben biraz daha uzatayım mı yoksa şey mi? İstakoz gibi olmak istiyor musun? Uzatayım ben biraz daha yoksa. Canın nasıl isterse, sıkıntı yok. Ben iyiyim, güneşleniyorum şu an. Ve dayak yiyecekmişim gibi hissediyorum çıkışta. Abim bugünkü konumuz belli. Ben sana daha öncesinde de söyledim ama şimdi yine tekrar edeyim. Bugün biz niye ayrı ayrı bölümler olarak çalışıyoruz? Antrenmanlarımızı niye öyle yapıyoruz? Niye bir kol günü var? Niye bacak günü diye bir lanet var? Niye ne vardı? Omuz var. Evet. Omuz, kol. Göğüs var. Bacak, göğüs. Neden bunlar ayrı ayrı? Hepsini bir anda yapalım çıkalım işte. Aslında adaptasyon programlarını hepsini bir anda yapıyorsun. Yani biz bunu ilk başlarda kişileri spora, fitness'a hazırlamak için kullanıyoruz. Sonra daha sonra bölgesel antrenman. Aslında ayırmamızın sebebi o. Bunun da sebebi şu. Sen ilerledikçe hareketlerin daha yoğun bir şekilde çalışman gerekiyor. İşte göğüs günü bacak yaptığın zaman mesela göğüsteki kan bacağı gideceği için ayırıyorsun bunları. Yani büyük kas gruplarını küçük kas gruplarını ayırmamız gerekiyor. Ama yeni başlayan birine 4 hafta 6 haftalık bir adaptasyon süreci yapıyoruz. Bunda da her bölgeden bir hareket veya iki hareket veriyoruz. Aslında işin özeti bu. Yani pump'ın aslında daha rahat dağılması için bir aynen öyle. Sadece oraya çalıştırıyoruz. Peki bunlar niye göre ayrılıyor abi? Mesela kolla bacak aynı gün çalışılmaz, işte göğüsle kol aynı gün çalışılmaz. Ya şöyle aslında bunu sınıflandırıyorlar. Genelde standart bilinen göğüsle ön kol çalışılıyor. Sırtla arka kol çalışılıyor. Omuzla bacak çalışılıyor. Bunlar da zıt yönlerde olduğu için aslında. Şimdi sebebi de şu. Sen göğüs çalıştığın gün eğer triceps çalışırsan yani arka kol bu sefer zaten bench press yaparken triceps pasif olarak devreye giriyor. Yani %50 sana destek verdiği için. O yüzden sen o gün biceps çalışıyorsun. Aslında tricepsin de farklı şekillerde çalışmış oluyor. Anladım. Olay bu. O yüzden ayrılıyor. Mesela göğüse ön kol. Bazıları da şöyle yapıyor. Mesela tricepsim zayıf diyor. Göğüs gününün arkasına triceps'e çalışabiliyor. Daha çok yormak için. Böyle yapanlar da var. Yani bu tamamen aslında kişisel tercihlerle alakalı. Peki abi bunların hepsini ayrı ayrı günler içerisinde çalışıyoruz ama hani kimisi diyor işte her gün çalışmazsan hiçbir şey olmaz. Birisi de diyor yok işte olur mu bir gün dinlendireceğim bir gün şey yapacağım. Biz ne yapacağız abi? Ya zaten bölgesel çalıştığın zaman şöyle oluyor. Mesela göğüs çalıştığın zaman tekrar göğüse gelmen ortalama bir hafta sürüyor zaten. Evet. Dinlenmiş oluyor aslında. Evet. Ama sen her güne bir kas grubu koyabilirsin mesela. Ben genelde böyle çalışıyorum. Ya full göğüs gireceğim. Tabii gün, mesela gün, 45 dakikada antrenmanını yapıp 5 tane göğüs hareketi yazıp bitiriyorsun. O günü. Tekrar diğer güne gelmen için bir hafta geçiyor. Anladım. Çünkü bir gün göğüs, bir gün kol, bir gün bacak, bir gün omuz, bir gün sırt. 5 gün geçti. Bir gün de off verirsin. 6 gün zaten. Geri gelmen 7. gün. Anladım. Ama illa böyle olmasına gerek yok. Ya tabii ya. Kas dinlendirmek için olabilir ama profesyoneller hiçbir zaman bir gün çalışıp bir gün dinlenmez. Onlar haftanın 6 günü maksimum yapar. Hani bu şöyle mesela zamanı olmayan için haftada 4 gün bence çok yeterli. Anladım abi. Peki abi. Hiç yapmamaktan iyi en azından. Değil mi? Teşekkür ederim abi. Geleceğim. İnşallah. Peki abi ben çok bildiğin üzere kaslı bir kardeşim. Evet, bayağı. Peki ben senin gibi olmam için kaç gün çalışmam lazım abi? 2-3 gün çalışsam kafi mi? Yeter. Değil mi? Abi, klasik sorumuz. Ben ne kadar sürede böyle olurum? Ya şimdi aslında disiplin yani sadece antrenmanla da olmuyor. Beslenmeni ayarlaman lazım. Uyku düzenini ayarlaman lazım. Yani sadece geldim antrenman yaptım. İyi tamam çıktım dışarıda yedim. Sonra gene aynı. Olmuyor yani. Evet. Hepsi birbirine bağlı bir sistem aslında. Biz üniversitede yaparken antrenmandan sonra çıkıp 2 tane hatay dürüm gömüp gidiyorduk. Oh. Ya işte karbonhidratını dengeleyeceksin, proteini dengeleyeceksin. Aslında zor değil ama bir disiplin istiyor. Bir de abi şey yavaş ilerliyor ya. Tabii ki. O aslında insanlar için biraz şey oldu. Ya aslında yaşam tarzı haline getirmek lazım. Kısa evet. Sürede zaten herkes spora başlıyor bir gazla. Aynen. Bırakmasının en temel sebebi bu zaten. Çok kısa sürede çok hızlı yol kat etmek istiyor. Evet. Öyle bir dünya yok. Evet. Yani mesela örnek veriyorum 2 yılda kilo almış. Ben bunu 1 ayda vereceğim. Olur. Ya böyle bir şey olamaz işte. Bunların hepsi bir süreç. Kası yıpratıyorsun, dinleniyorsun.
yağ yakımın öyle, keza aynı şekilde. Maraş'ta ne baklavalar vardı, yiyemedim Veli. Psikolojim bozuldu senin yüzünden. Abi o kadar ciddiye almaz abi. Tam bayram ya. Bayram önüne diyete başladık. Psikolojimi alt üst ettim Veli. Abi o kadar ciddiye almaz abi. Bir de biliyorum ya. Maraş baklavasıyla meşhur. Dondurma, baklava, annemin yemekleri. Hiçbirini yiyemedim doğru düzgün. Arada kaçamaklar yaptım da yemedim. Olur, olur abi. Dikkat ettik. Şeker çok zararlı. Tabii şeker zaten bizim... Ya karbonhidratla şeker sıkıntılı. Kötü karbonhidrat. Mesela pirinç pilavı ye, bulgur pilavı ye, ekmek yeme ama yani. Kötü karbonhidrat, iyi karbonhidrat da mı? Tabii ki. Onlar ne? Glisemik indeksi düşük dediğimiz. Haydi gören başladık yine. Gene başladık işte bilimsel konuşmaya. Eleştiriyoruz ama konuşuyoruz. Yapacak bir şey yok. O ne oluyor abi? Hani o besin değerleriyle alakalı. Yani kötü, iyi dememizin sebebi o. Mesela bulgur pilavı, pirinç pilavını yediğinde güzel bir karbonhidrat alabilirsin. Tamam. Antrenman için, antrenman öncesinde. Makarna çok masum değil ama zorda kalırsan o da olabilir. Bu şekilde beslenmek lazım. Yani şey aslında şey, arabaya temiz benzin, kirli benzin koymak gibi. Aynen bir şey öyle. Benzin yine benzin yazıyor. Kesinlikle. Ama. Ya hepsi besin. Ama vücuda faydası olanlar ya da senin işte tuz oranına dikkat etmen lazım. Şeker oranına dikkat etmen lazım. Besinlerde bu da var. Hepsi. Sandalye ayaklandı. Ver elini öpeyim diye. Peki abi şekerin iyisi kötüsü var mı? Ya tabii ki var. Bir glikoz var, bir de glikojen var. Glikoz ne glikojen? Hani abi? Glikoz basit şekerdir. Diğeri bizim hani aslında pirinçte bulunan. Daha çok onları tüketmemiz gerekiyor. Yani bu yüzden ayrım yapmamız gerek. Şimdi böyle anlatıp şey yaptığımız zaman da kafa karışıklığı oluyor insanlar. O yüzden diyorum. Mesela ne olabilir? Bulgur pilavı, pirinç pilavı basit. Hani genelde sporcular yiyor ya tavuk pilavın. Evet, evet. Şeyi o aslında. Bir sürü türevler çıkartıyorlar. Tabii mantığı o aslında. Bir de bol bol su tüketmek gerekiyor Veli. Evet abi, su da önemli. Su çok önemli. Günde aynen 4 litre su içmemiz gerekiyor. Konu hava değişsin diye söylüyorum. Evet abi. Su da evet gerçekten aynen. Çok önemli bir şeymiş abi. Günlere göre bölme... Tabii mantığı o. Mantığı ha, o yanlış bir şey değil, çok doğru bir şey. Zaten bölgesel çalışmamızın sebebi de o. Yani bir bölgeyi yoğun yıpratıyoruz, sonra onu dinlenmeye bırakıyoruz, tekrarlıyoruz bunu devamlı. Peki bunu full vücut sürekli yapan var mı? Hala ya tabii o şekilde olarak çalışan da var. Mesela ben kendimi böyle iyi hissediyorum diyor, formunu korumak istiyor. Olabilir ama o tarzda bir gelişim olmaz. Çünkü örnek veriyorum bir tane göğüs ya da iki tane göğüs antrenmanı yaptın, iki tane kol antrenmanı yaptın, iki tane bacak antrenmanı yaptın. Kanı devamlı dolaştırıyorsun. Bu seni dinç tutar, kas kaybına yol açmaz. Yani faydasını görmez. Yani hipertrofi dediğimiz o büyüme, kastaki o büyüme olmaz. Yani kas gelişimi kası olmaz. Kası büyütmek istiyorsan bölgesel çalışacaksın. Kasta bir gelişim olmaz ama sağlıklı tabii yaşam için aynen yapan kişi değil yapılabilir mi? Yani hiçbir şey fitness'ta şu olmaz, bu olmaz diyemeyiz zaten. Ben demem. Herkes kendine göre haklı. Çünkü kişisel çalışma aslında fitness'ın temeli o. Herkesin bir fitness'i var. Tabii. O diyor ki bana şu hareket çok iyi geliyor. Bu hareket diyor çok iyi. Ya o hareket çok iyi değil. Sana iyi geliyor. Yani diğerine iyi gelmeyebilir. O yüzden herkes kendi programını aslında kendisi oluşturmalı. İyi hissettiği, daha pump olduğu, daha büyük böyle yorgunluk o adelede o hissiyatı alması lazım. Ya tabii bunun için önce bir uzun bir süre hangi hareketin ne iş yaptığını tabii öğrenmesi lazım. Aslında çok uzun değil Veli. 6 ayda öğrenir bu işi. Yani 6 aylık bir dönemde işte yapa yapa açılarını doğru yapmak işte. Bir de mesela şu var. Ağır çalışmanın çok iyi bir şey olduğunu sanıyorlar. Evet. Amaç kası yormak ya. Evet. Yani o kadar ağır yapıp eklem sakatlığına, tendon sakatlıklarına yol açabilir. Hareketi doğru yapmak aslında. Aynen öyle. Hareketi doğru kilo, çıkarttık. Doğru açı, doğru tekrar. Bir yorgunluk hissetmen lazım. Bir de klişeler var. 3-12, 4-12, 3-15. Sen sormadan ben onları da söyleyeyim. Bir de bunlar var. Ya aslında o değil. Mesela ben bazen 12 tekrar yapıyorum. Orada bir yorgunluk hissetmeyince 20'ye çıkartıyorum. Yani aslında bunu bilsen o adeleyi yormak için uğraşırsın. Bir de şey diyordu. Sen demiştin geçen bunu bana. Hani 3-15, 15 defa yapacaksın 3 tekrar. Tamam. Ondan sonrasında ağrımaya başladıysa o zaman senin kasın gelişmeye başlıyor. Aynen öyle. Sen asıl ondan sonra son tekrarlar, son setler yani asıl yorgunluğun olduğu biz bunlardan bahsediyoruz zaten. Hissiyat, tamamen hissiyat. Yoksa yani kalıplaşmış şeylere girdin. 3-12 yaptın. Abi 3-12 yaptın. Doğru kiloyu da seçemedin. Hiçbir işe yaramayacak. Kendini yorduğunla kaldı. Bitti o kadar. Orada bir efor sarf ettin. Kas geliştirmedin orada. Peki abi beni ne zaman düzelteceksin? Veli yani bir 6 aya düzelirsin sen. Bir 6 aya düzelirsin. Önce bu işi öğretelim sana. Tamam abi. 6 aya bu işi öğretelim. Benim birebir antrenörüm olacaksın geleceğim. Tabii personal training de yaparız. Ben başladım zaten Veli. Senin yüzünden bir aydır hamster gibi koşu bandındayım. Beslenmeme dikkat ediyorum. O zaman şöyle yapalım. 6 ay dedik ya 6 ayda düzeliriz. Evet. Biz 6 ay değil 90 gün mü diyelim? 90 gün ideal. Tamam 90 günde ben geleyim burada vlogunu da çekelim. Tamam. Yayınlayalım da. Aynen. Ben geleyim. 2 güne 1 mi geleyim artık? Ne zaman müthiş bir değişim yaparsın olabilir Veli sende. Tamam abi. Hızlı bir yol kat edebiliriz. Peki ne kadar sürer antrenmanımız abi? Haftada 5 gün yapacağız. Haftada her gün geleceğiz. Evet. Tamam. Bu internette var işte yapan hocalarımız var. 3 aylık böyle değişimler çekiyorlar. 90 günde inanılmaz şeyler çıkıyor.
haftaya. Tamam abi. Sana da bir 90 günde inanılmaz bir şey yapmamız lazım. Tamam abi, yapalım. Seni baştan yaratalım tekrar. Tamam, onu buradan şey yapalım. Çekimde yapalım. 90 günü bitirdiğimizde de aynen, bu videoları ben birleştirir, yayınlarım. Tabii ki, olur. Abicim teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Veli. Seni görmek güzeldi. Seni görmek daha güzeldi abi. Allah izin verirse farklı farklı yerlerde yine çekimler yapacağız böyle. İnşallah. Bugün şöyle açık havada güzel oldu. Güzel oldu. Görüşmek üzere abi. Görüşürüz Veli. Kendine iyi bak. Sen de abi.